Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da Şükran Günü etkinliği geldi ve bunu oynayacağız. Bunda ilerlemeler yapacağız. Siz de bunu en iyi şekilde nasıl değerlendirirsiniz bunu söyleyeceğim. Ve arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlerden bu videoya tam 1000 beğeni bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, hemen aşağıdan 1000 beğeni yapalım. Yeniyseniz de kanala abone olun ve bildirimleri açın diyorum. Hemen arkadaşlar abone olun, bildirimleri açın. 2 saniyenizi alır hemen, yani 2 saniye en fazla 5 saniyenizi alır. Aşağıdan tam ekranı kapatıp bildirimleri açın diyorum. Ve arkadaşlar hemen başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar takımımız son hali gördüğünüz gibi bu şekilde. Varane, Nacho Fernandes, João Mecosto, Carvajal, Arthur, Anderson, Talisca, Casemiro. Yeni aldım galiba. Casemiro yeni görmüş olabilirsiniz. Belki de bir önceki videolardan birisinde de görmüş olabilirsiniz. Neymar, Pato, Malcolm ve Kepa arkadaşlar. İkinci takımda burada görüyorsunuz. Bu takımın reytingi biraz daha yüksek diğerine göre. Çünkü bu takım yani bir reyting sadece daha yüksek ama yine de 85'ken. Çünkü bu takımda Casemiro MDO'da oynuyor. Bu takımda Casemiro burada oynuyor. O sebepten dolayı öyle bir durum var arkadaşlar. Her neyse, şimdi sizlerle birlikte hemen Şükran Günü etkinliğine girelim ve size buradan taktikler de vereceğim arkadaşlar. Bu arada kimyanızı kesinlikle 100 yapın. Ratinginiz 3 bile azalabilir ama kimyanız kesinlikle 100'ün üstünde yapmaya çalışın. Gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bunu da aklınızda bulundurun. Hemen arkadaşlar süresi dolanları açacağım. Ve arkadaşlar burada 5'li olana kadar oynamamanızı tavsiye ediyorum. Ve 5'li geldi şansıma. Arkadaşlar bakın 5 tanesi 15 veriyor. Hemen diğerini açalım. 5'li gelmesi gerçekten videoya denk gelmesi de güzel oldu arkadaşlar. Size de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir tanesi 2 tane veriyor. 5 tanesi 15 veriyor. Bu ne demek arkadaşlar? Burada bir tanesine karşılık 3 alıyorsunuz. Burada bir tane kişine karşılık 2 alıyorsunuz. Bence gerçekten bunu yapmak çok daha mantıklı. Bekleyin arkadaşlar. Nasıl olsa bu 8 saatte bir oynanıyor. Bu 15 dakikada bir yenileniyor. Oyunu her 15 dakikada bir girip yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Ben sırf bunun için videoyu bir 45 dakika falan geciktirdim ama artık 5'li çıkmayınca ben de ne yapayım dedim. Oyunun ilk başında zaten ben bunu anlamamıştım. Direkt hepsini tek tek almıştım arkadaşlar. Bu arada sadece turta çıktı ilginç olarak. İlginç bir şekilde gerçekten değişik. Çok bekleyemiyorsanız da arkadaşlar mesela burada diyelim 9-4-3-1 var ya benim. Benim tavuğum 5 diyelim. Ya diğer hepsi 5. Mısırım da 5. Diğer her şey 5 diyelim. Hindim de 5 falan. Burada gördüğünüz gibi bunu ben açacağım. Hemen açayım arkadaşlar hatta. Burada 1'e karşılık 3 alacağım. 15 tane şükran puanımı aldım, ne güzel. Mesela diyelim arkadaşlar burada 1 verdi. Ama benim 5 tane şeye ihtiyacım var. 1 verenlerden bir tane daha açabilirsiniz. O şekilde sizin işinize yarayabilir arkadaşlar. Yenilemek istiyorsanız, aceleniz varsa, çok acil bir şey yapmak istiyorsanız. Ben şimdi sizin gözünüzün önünde deneyeyim. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi 2'ye karşı 5 vererek de 1'e karşılık 2.5 vermiş oluyor. 2.5 veriyor galiba değil mi? Evet, 1'e karşılık 2.5 veriyor. Burada 1'e karşılık 2, diğerinde 1'e karşılık 3 veriyor. Yani dediğim gibi onu açmak çok daha mantıklı. Hemen ben bunu size bir göstermek için hemen açıyorum. Ve evet, hadi bakalım. Gördüğünüz gibi yine 1 geldi. Bu 5 gelene kadar böyle 1-1 deneyebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem 15 dakika bekleyin yani. Bence daha mantıklı. Hemen arkadaşlar hiç ödül almadım. En yakın arkadaşlarımdan biri, hatta benim sayımda neredeyse FIFA Mobile oynuyor. Arkadaşlar bu 70 artı paketten adam 89'luk, kimi çıkarmıştı bilmiyorum ama 89'luk bir sol kanat çıkarmış. Gerçekten siz de öyle güzel oyuncular çıkardıysanız bana yorumlara yazın. Ayrıca Facebook grubumuzda açıklamada linki vardır muhtemelen. Oraya gelin ve arkadaşlar oradan bana değil de gönderi olarak gönderin arkadaşlar. Ben çok güzel paketleri falan zaten beğeniyorum. Arkadaşlık isteklerinizi de kabul etmeye çalışıyorum. Hemen arkadaşlar 5000 jetonu açalım ve oynamaya başlayalım arkadaşlar. Ve başlamadan önce de hani başlamışken izlerken siz videoyu şu anda ekranda çok güzel bir yorum görüyorsunuz arkadaşlar. Sizin de yorumunuz o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde güzel bir yorum atabilirsiniz hemen aşağıya. Ve belki sizin de yorumunuz çıkabilir. Arkadaşımın 89'luk oyuncu çıkardığı paketten bakalım bana ne çıkacak. Bastım bakalım. Haydi bakalım. 73. Evet arkadaşlar işte şans faktörü burada devreye giriyor maalesef. Başka oyunda çıkartabileceğiz mi bu arada bu videoda? Yok galiba değil mi? 30 55 75. Evet çıkmıyor. Maalesef aslında çıkartabiliriz ha. 75 90 100. 100 sıkıntı. Neyse ben bir normal geliştiriciyi hemen bir açayım. Hemen açalım abicim, şöyle devam edelim. Ve birkaç tane geliştirici çıkardık. Şimdi arkadaşlar burada ne veriyor? Burada 50 tane istiyor ama bir de şurada 100 tane geliştirici veriyor. Gerçekten güzelmiş ama maalesef şu anda açamayacağız. Neyse arkadaşlar ben şimdi açabildiğim kadar bir açayım. Belki oyuncu bir tane daha çıkartabiliriz. Çıkartamazsak da sıkıntı yok zaten arkadaşlar. Hemen ben buradan ilerlememi yapıyorum. Şükran Günü etkinliğinden daha bir sürü zaten ilerleyeceğim. Ben dediğim taktikle ilerlersem zaten daha bir sürü oyuncu çıkartabilirim güzel bir şekilde. 100 cf'imizi de aldık ve burada da herhalde oyuncu verdiği kısım mı burası?
Yok. Buradan bir 25'lik daha açabiliriz. 30.000 jetona. Ve hemen bunu da açıyoruz. Tamam. 30.000 jetonumuzu da aldık. Ve arkadaşlar şimdi buradayız. Burada da evet. İşte burada durmak gerekiyor. Ben daha burada ilerleyeceğim arkadaşlar. İlk olarak 90 gene alacağım. Buradan nadir geliştiriciler falan da var. İlk olarak 90 gene aldıktan sonra da evet arkadaşlar, arkadaşıma çıkan oyuncu bu arada bu. Gerçekten adamın şansı daha ikinci paketten çıkarmış. Gerçekten muazzam. Hemen Johnson'dan geri dönüyoruz ve buradan Brooks'ta alacağız. İlerleyen bölümlerde inşallah ben almaya çalışacağım yani. Umarım alabilirim. Ama ilk hedefim Maxken 91 yapmak. Hemen arkadaşlar buradan Şükran Günü'nden geri dönüyoruz. Ve VIP'deki durumumu şu an merak ediyorum abi. Ne kadar gelişmişim, ne kadar kalmış. Bakacağım abi. Evet, 2 gün sonra VIP 4 açılacak ve ücretsiz paket kademe 2 antrenman XP'si ekler. Mazda'daki ücretsiz paketine antrenman XP'si ekler. Güzel abi. Oha, bunlar da mı artıyormuş? Bakalım abi başka ne var? Maxgen 90'a da az kalmış. Maxgen 91 yapacağım yalnız 90 almadan. Bu da ilginç olacak tabii ki. O etkinlik de birazcık ilginçmiş. Hemen arkadaşlar etkinliklerin diğerlerine göz atalım. Haftanın takımına baktığımız zaman da arkadaşlar haftanın takımında ne durumda olduğumu görüyorsunuz. Hemen son 15 tane paket sonra ben bir tane paket açma hakkım olacak. Ve buradan da bir tane elit oyuncu çıkartırsam gerçekten güzel olur. Hatta Marco Reus, Cavani, David Silva falan çıkarsa çıldırırım. Ama daha açamayacağım. Bir iki gün sonra falan açabileceğim. Ya yarın ya da 2 gün sonra. Yetenek hava etkinliğindeki son durumumu göstereyim arkadaşlar hemen size. Yetenek hava etkinliğinde bu durumdayım arkadaşlar. Ben daha EPR etkinliği falan var ya o yan tarafta. Onları hiç oynamadım. Onları oynarsam bayağı bir gelişecek zaten. Üstünlük etkinliğinde şu anda zaten oynamıyorum. Takım kahramanlarındaki durumumu asıl gösterecektim arkadaşlar sizlere. Takım kahramanlarında da gerçekten çok yükseldik. Artık sonlara doğru ilerliyoruz. Hemen ödüller kısmına gelelim. Ve arkadaşlar Gaia, Trippier, Bailey ve Pickford'ı alacağız. Sonrasında da arkadaşlar burası açılacak zaten. Burası için de 15'er tane istiyor. Burası da güzel. Sonrasında da buralar güzel arkadaşlar. Zaten asıl benim istediklerim. Ya ben Kante'yi çok istiyorum abi. En çok istediğim oyuncular burada Kante ile De Bruyne. Hatta Kante ve De Bruyne'den oluşan harika bir kadro kuracağım. O kadroda sağ kanat olarak Sané de oynar. Ve başka kim oynayabilir abi o kadroda? Evet, bir tek Sané de oynar abi. Bir de Bailey falan oynayabilir o kadroda. Öyle bir kadro kuracağım oyunun sonuna doğru tabii ki arkadaşlar. Onları hemen alamayız. Hemen arkadaşlar ben mağazadan madem 2500'lük şu paketten açamıyorum. O paketin de birikmesi uzun sürer. Bakın bunlar zaten kısa süreli ve ne kadar sürecek yazmıyor. Ama kısa süreli yazıyor. O yüzden abi ben bunları bekleyemem. 7 Kasım'a kadar sürerse belki biriktiririm ama bu videoda da sizler de eğlenin diye bir tane bundan bir tane de öbür paketten açacağım arkadaşlar. Haydi bakalım ilk paketimizi açıyoruz. Benim bir de şansa ihtiyacım var. Çünkü şu anda coinsim az ve oyuncum da yok satacak arkadaşlar. O yüzden şanslı bir şekilde güzel para eden bir oyuncu çıkarmam lazım şu anda. 73'lük Vuley çıktı. Hemen arkadaşlar bir sonraki yandaki pakete geçeceğim. Hemen bakalım abicim. Hemen 375 points'lik pakete, 375 cevherlik pakete açıyorum bakalım. Hadi abi coins'den bir paket çıksın. Haydi bakalım. 71'lik adam. Gaza geldim. 45 bin jetonluk daha paket açıyorum. Hadi abi ya şanslı güzel bir oyuncu çıksın artık ya. Paramı bitiriyorum. Bana bir şey çıkmadı. Evet, 75'lik. O adam çok hızlı bir adam ama kimyaya hiçbir etkisi olmayacağı için muhtemelen kimsenin bir işine yaramayacağı için kimse de kullanmıyordur arkadaşlar. Diğer paketleri zaten açmıştım. Hemen mağaza kısmına tekrardan geliyoruz. Ve hemen arkadaşlar bir tane de karşı atak oynayalım. Yarından itibaren artık güzel oyuncular çıkardığım videolar çekeceğim arkadaşlar. Yarın hem Neymar'ı geliştireceğiz hem de güzel oyuncular çıkartacağız. Yani öyle umuyorum. Bakalım neler olacak. Neymar'a da az kaldı arkadaşlar. Neymar'ı bir anda abi bayağı bir geliştirebilirim. Çünkü bugün cumartesi ve 2 gün sonra bir daha Neymar'ın etkinliği yenileniyor. Ben şimdi fulleyeceğim Neymar'ı. 2 gün sonra bir daha fullersem gerçekten çok güzel olabilir yani. Haydi bakalım abi. Şimdi 85 gene 112 kimyam var gördüğünüz gibi maalesef. İşte benim kaleci almam lazım arkadaşlar Kepa yerine. Ancak işte şu anda coins'im yok. Kaleci Keylor Navas almayı planlıyorum ama işte coins olmadığı için şu an alamıyorum dediğim gibi. Talisca geçemedi. Navas alırsam 2 tane Real Madrid ile baya güzel anlaşır çünkü. Evet, Pato. Ama ben bu maçı yenerim ya belki. Yenebilirim yani. Genelde yeniyorum arkadaşlar çünkü bu tarz maçları. Dünya klasmanı 1'e çıkarsam da birazcık coins alırım zaten. Malcolm şut. Kaleci. Abi pozisyonlar gerçekten çok ters geldi lan şimdiye kadar hep. Nacho Fernandes çok güzel gol attı. Rakip oyuncu da bayağı gol kaçırdı. Niye bu kadar kaçırdı bilmiyorum. Jaume Costa. Costa. Oo, çok güzel gol oldu ha. Ama biraz şansa. Neymar. Verdi pası Arthur. Arthur oralardan güzel şutları vardır derken abi kalecinin şöyle topu tutmasını hiç sevmiyorum. Çünkü kornerler genellikle biliyorsunuz ki gol olmuyor arkadaşlar. Arthur ne yapıyorsun ya? Evet, Alexandra Pato. Pato.
Pato uf abi gerçekten. Pato çok güzel şut çekmeye. Pato'yu sadece bir gen arttırdım abi. Adam da çok fark etti. Patonuz varsa bir gen arttırın abi. Hani 78'den sonra zaten 80'e yükseltmiştim ama 80'den sonra 81'e yükselişi adamın baya güzel oldu. Carvajal 6-2. Gerçekten güzel abi. Yendim bu maçı muhtemelen. Pato bir şanssızlık yaşamazsam ki yaşamam. Çünkü Pato'nun bu güzel şutları zaten beni direkt kurtarıyor abi. Kesin gol oluyor neredeyse. Pato, Arthur. Arthur bu sefer gol at. Arthur bu sefer gol attı. 8-3. Rakip nasıl atamıyor anlamıyorum abi ya. Gerçekten az gol attı. Arthur evet 9-4. Ve uzaklardan bir şut çekme şansım varsa çekeceğim derken Neymar'a frikik gelmiş. Ben bunu değerlendiririm derken Neymar'la da 10. golü frikikten attık arkadaşlar. Hatta bir fırsat daha mı? Oha bir şut daha çektirdi. Bu da gol olsaydı ilginç abi. 0 saniye kaldıktan sonra 2 pozisyon daha veriyor. EA Sports bunu düzeltmen gerekiyor kesinlikle dostum. Kesinlikle bunu düzelt. Haydi bakalım hemen şöyle açalım. Bu arada arkadaşlar bu paket bölmelerinden şuradan demin seçkin paket açtım. Ve çok eğlenceli. Burada gördüğünüz gibi bir de altın paketim var. Seçkin pakette bir de galiba efsane geliştirici falan vardı. Abi gerçekten çok eğlenceli. Baya güzel. Onları kesinlikle oynayın arkadaşlar. Onları önemsememezlik yapmayın. Bir sürü beceri geliştiricisi veriyor sizlere. Benim de arkadaşlar az kalan beceri geliştiricisi burada gördüğünüz gibi top kontrolü şut. Ve burada da uzaktan şut arkadaşlar. Uzaktan şut da gelişirse gerçekten güzel olacak. Arthur da artacak çünkü. Ve şut arttıktan sonra Pato bir tane daha atarsa artık herhalde uçar. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı unutmayın kesinlikle. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Yeni etkinliği sizlere göstermiş oldum. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.